Selamlar herkese. Hançer ben. İkarus maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm çölde, main quest'te birazcık daha yardırdık. Bakalım bu bitmiş ve 200 tane kaproor toplamış eline sağlık. Daha fazla kaproora ihtiyacım var mı onu bile bilmiyorum şu anda. Saçma sapan miktarlara ulaştı sayısı. Neyse şunları dolduralım yine. Buradan. Bu arada mutfaktaki de bitti. Onu da yavaştan doldurayım. Ve birazcık yemek vesaire pişsin burada. Boş durmasın. Sonra dolaba atarız. Ve galiba 30 level'a ulaştık arkadaşlar. Kaldı 20 level. Bir sürü yetenek geldi. Onlara bir bakmak istiyorum. Ben de geçen bölümün sonunda birazcık dekorasyon yaptım burada kafama göre. İşte bir tane ateş koydum. Akşam yakarız. Mum koydum. Bir masa. Bir tane vazo. Şöyle tatlı bir balkon yaptım kendimize. Öncelikle yeteneklerden başlayalım. Solo bir şeyler gelmiş. Experience'ı maxladım. İnşaat şeylerinin ağırlığını azaltıyor. Geç. Burada çok bir şey kalmadı bu arada solo'da. Bunlara vermeyeceğim. Buna verebilirim. Demuç ağacına da gidebilirim. Bir tane buna vereceğim arkadaşlar. Su, yemek, oksijen tüketimi %10 daha düşürdüm. Güzel. Talent tarafında da yani kombattan devam edeceğim. Son bir bakalım buralarda gerçekten arzuladığım bir şey var mı? Yürüme hızlarının hepsini aldım. Taşıma kapasitelerinin hepsini aldım. Belki buna verebilirim. Egzotik taşırken yürüme hızı veriyor %5. Yani değiştirebiliriz ama. Ama şu anda hiç egzotiğim yok. Avcılıkta hiçbirini merak etmiyorum. Bunlar gereksiz diyorlar. Bunların hepsi çok gereksiz arkadaşlar. Bunları da vermiyoruz. Farming geç. Çok sıkıcı bence farming. Keşifte aslında can veren bir şeyler var. Oksijen tüketimi. Zıplama. Burada yine taşıma kapasitesi var da 1000 tane skill point vermek istemiyorum buna gelmek için. Yüzme hızı mı? Dünyanın en gereksiz yeteneği. Okey. Manasız bunların hepsi. Bunlar manasız. Balıkçılığı denemeyeceğim bile. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Habitation'da. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Bunlar çok gereksiz. Çekicimin yıpranma hızını azaltıyor. Çekicim yıpranmadı bile. Çünkü hiçbir şey tamir etmiyoruz. Belki bunu maxlayabilirim. Artı %15 daha stamina regeneration verir. Haydi şunu maxlayayım. Onu maxladım. Burada hiçbir şey yok. Yani baltamın falan yıpranma hızını düşürüyor. Daha stamina harcattırıyor. Hiç gerek yok. Geç. Tamam. Sadece combat'a vereceğiz bundan sonra. İlgimi çeken hiçbir şey kalmadı. En aşağıya inmişiz. %5 şansla düşmanı sabitliyor yayla vurunca. Çok iyi. Oh, bu da ne? Sıktığın oklar düşmanına kenetleniyor diyor. O ne demek ya? Onu açtım bir de bunu açtım. %5 ihtimalle stunlıyoruz arkadaşlar. Kaç saniye bilmiyorum. Çok kuvvetlendi gibi bir his var içimde yayımız. Bakalım. Ufak bir iki tamirat yapalım. Biraz yemek alalım. Yani dünkü görev, bir önceki bölümki görev bence keyifliydi. Yani ama bir gıdım da yordu beni açıkçası. Bir gıdım yordu. Çünkü ta nerelere kadar gitmem gerekti. Ve gitgide zorlaşmaya başlayacak questlerimiz. Aslında 40 level teknolojilerine bir bakalım. Sonra quest atılımı yaparız. Bu ses ne ya? Ha, dışarıdaki matkap.
Bakalım 40 level'da neler var. Burada da 1 milyon şeyi atladım. Mesela oksijen tarafında bir şeyler yapabilirim belki ama oksijenim bitmiyor hiçbir şekilde. Bira işine girebiliriz. Bunlar çok çok iyi diyorlar late game'de. Cama bakabiliriz sırf dekorasyon açısından. TR4'de de titanyuma geçiyoruz. Bakalım Fabricator. Bakalım arkadaşlar. Haydi açtım gitti. Bunu nereden yapıyoruz? Machining Bench'ten. Alüminyum ingot. Ne yazıyor ikincide? Dystonics. Ne? Okunmuyor bile. Şunun bir sonraki seviyesi neredeyse bu. Bu arkada. Elektronikmiş. Tamam. Of 30 tane elektronik mi? 30 çimento, 30 elektronik. Alüminyumum var. Otuz çimento. Tricep silica stone. Stick de alalım. Silika azalmış. Gittiğimizde silika toplayalım arkadaşlar. Abidik gubidik dolaplarda bir şey var mı? Merak ettim. Yok gibi. Şu aşamada. ...14 tane geldi. Silika yetmedi. Silikaya gitmem lazım. Tamam, bunu bir ara yaparız. Bir sonraki hedefimiz bu olsun. Çimento geliyor. Alüminyum var. Elektronik ufak tefek yaparız. Ki elektronik için... Uf, çok maliyetli. Copper wire. Oh, çok maliyetli arkadaşlar bu masa. Çok çok maliyetli gerçekten. Karbon fiber. Bunu açmadık. Belki karbon fibere de ver. Karbon fiber gibi bir şey yapabiliyor muyum? Neye benziyor? Uzun bir çubuk. Galiba öyle bir şey yok bende. Ve burada olmadığına göre... Aa, kablo da açılmış geçen bölümlerde kullandığımız. Karbon fiber burada olabilir. Hiç gözüme çarpmadı biliyor musunuz? Karbon fiber gibi bir şey. Halen de çarpmıyor. Neyse acelesi yok. Bir ara yaparız arkadaşlar. Bir ara yaparız. Side quest yapalım. Armor setimizi bitireceğiz çünkü pek yakında. Paraları kasmaya devam ediyoruz. Bunlar canı azalmış ilk defa. Çekici kullanmayı hiç de özlememişim. Operasyon. Bunu bitirdik. Bunu bitirdik. Bu var. Buraya geçmeden önce. Bu da 7 günlük. 150 ödülü var. Yapalım. İki bölgeden arkadaşlar data toplamam gerekiyormuş. They need geodata from this region and fast. They're not saying why, but biri burada ki o kadar uzak değil. Diğerini göstermiyor galiba ya da buralarda falan çıkıyormuş. Peki buraya çok hızlı gidebilirim. Orası bir dert değil. Inventory'imde bir şey biraz boşaltabilirim. Inventory'yi
Zarar mı görmüş yer? Yok. Her şey on numara. Taşları ve sepi çimento yerine bıraktım. Bunu buraya bıraktım. Bunları buraya koydum. Geçen bölüm inşaatı yapmıştım. Ve okeyiz gibi. Birazcık fiber deri kalabilir. İnventörümde sıkıntı yok. Okum var. Her şeyi tamir ettim. Ve yola koyuluyoruz. Su da içelim. Gitmeden. Burada yangın çıkmış. Şimdi gördüm. Geçen fırtına da olabilir. Burayı keseyim arkadaşlar, orada görüşürüz. Vay, kimleri görüyoruz ufukta? Eski kulübemiz arkadaşlar. Şeyler duruyor mu halen içindeki mobilyalar? Sapasağlam yerinde. Duruyor gerçekten. Şey, depo gibi. Gerçekten çok iyi, kapıyorum kapıyı. Dursun orada, bir quest için yapmıştık onu. Depo olarak kullanıyorum. Ha, buradan inmeyelim. Yolda birazcık silika falan buldum. Onları topladım. Gerekiyor çünkü. Ha, yayla bir tane yetenek açtık şimdi. Şey diyor. Yani vurmasan bile yaratıkları vuruyor. Bakalım ne ölçüde yapıyor onu. Şey oldu. Çok fazla kurt öldürdüğüm için kurtlarla ilgili bilgi geldi. Kafasından vur yazacak muhtemelen. %20. Kafasıymış zayıf noktası. Zehre karşı zayıfmış ve yara açabiliyormuş bende. Onlar güzel bilgiler. Ama şu kafasına vurman gerekiyor bilgisi çok komik hayvanlarda. Şu ana kadar iki hayvanı açabildik. İkisine de kafasına vur diyor. Şöyle yapacağım. Böyle biraz ıskalayarak sıkmaya çalışacağım. Bakalım okum kendiliğinden vuracak mı düşmanı? Burada bir tavşan var. Şöyle yanına sıkıyorum. Hayır. Şuraya. Hayır, hiçbir şey yaramıyor bu yetenek o zaman. Neydi yetenek? İhtimal diyor. Bir ihtimalle... Geldik mi bu arada? Geldik sayılır. Yani çok bir şey değiştirmiyor galiba. Çok havalı bir yetenek gibi geldi bana ama. Okey, vurdu. Vurdu. Alakasız bir yere sıktım ve hayvanı vurdu. Ama ihtimalle olması yine iyi, yine iyi. Demek ki ıskalarsam arkadaşlar, ufak bir ihtimalle ıskalamıyor. Ama headshot'ı falan nasıl ayarlayacak? Ben kafaya sıkıyorum. Gidip bacağından vurursa. İyi bir yetenek gibi. Ama çok tam da emin olamadım. Kullanarak göreceğiz. Kullanarak da göremeyeceğiz çünkü ıskalamıyorum pek. Genelde vuruyorum. 60 tane okum var. Arada sırada boşa sıkayım ve ne kadar yaralı olduğunu görelim. Bu arada saat çok geç olmuş ya. Ben geldim bu göreve ama hava karardı. Geldik. Bunlar silika mı? Yes, topla. Çimento için gerekiyor. Yeni masayı yapacağız. Çıkamadı base'de. Bunlar taş. Bu ne? Silika. Bir sürü var. Silika cenneti burası.
Iskalıyorum. Vurdu. Vurdu. Resmen cheat code gibi ama %100 ihtimal değil galiba. Güzel, yine bence iyi. Yay kullanacağımız için bence gayet iyi bir yetenek. Şimdi geldik bölgeye ve işte radar vesaire koy. Klasik quest'i anladığım kadarıyla. 7 gün verdi bize bitirmek için. Burada. İki tane verdi. Okay, time to move out. Lütfen çok kuzeyde ol. Of, çölde. En azından yan yana arkadaşlar. Şuradan gidelim. Kuzeyden batıya döneceğim. Bilmiyorum. Değil mi? Evet, en azından şurayı açmış olurum. Çok uzakta değil. Çok uzakta değil. Yaparız şimdi. Akşam çölde de ilk defa takılmış olacağız. Bakalım neler dönecek. Fiber toplamaya başlayayım bile. Çünkü kanatacaklar beni, biliyorum. Bandaj yapmam gerekecek. Ve çölde çok yok. Buradan aşağı atlamayı istiyor muyum? Evet, istiyorum. Ouch. Şelaleden suya atlasam amaç yer miyim? Bence denemenin zamanı değil. Burada güneş batmamış bu arada. Aa, batıyor. Gölgeye doğru yetişmeye çalışıyorum. Hoppa. Yemedim galiba demiş ama suyun derinliğinden emin değilim. Yedim kesinlikle. Soldan gitmek daha mantıklı. Gözümün önünde güneş batıyor şu anda çölde. Evet. Derinse sıkıntı yaşamıyorsunuz. Avuç. Kötü oldu ve bacağımı burktum. Mesela ıskal vurdu yine. Vuruyorlar arkadaşlar. Şu anda ıskalıyorum kasıtlı. Ve vuruyor. Bir şey geliyor. $4,000 experience veriyor o cougarlar. Bu arada üşüyorum. Niye? Suya gir... Niye üş... Aa, çöller... Tamam. Çöl soğuk olabilir akşam. Bunu hesaplamadım. Akşamları çok soğuk olabilir çöl. Geldik sayılır. Umarım tepeye çıkmamı istemeyecek yine. Yok, nehir kenarında bir yere benziyor. Bu arada çok kötü bir haldeyim. Akreple uğraşmak istemiyorum bile. Et yiyorum. Et direkt canı da dolduruyor. Kaçtık. Şeyden, panterlerden bile, leoparlardan bile hızlı koşabiliyoruz şu anda. İşime gelir. Pes etmemiş. Bu nedir? Kaiser.
Silikon bunlar. Belki yavaştan can doldurucu gibi bir şeyler taşımaya başlayabilirim. Çünkü kombatta canım azalınca et sokuyorum ağzıma. Oyun başından beri aynı şeyi yapıyorum. Böyle bir... O ne? Yaban domuzu. 67 level mı? Hiçbir manası yok level'ların. Galiba geldik. Bir tanesine. Yan yana olmaları çok iyi de... Uf, da uçurum var. Da uçurum var. Gece gece artık... Oh! O kadar yüksek değildi. O kadar yüksek değildi. Dikkatli olmamız gerekiyor. Görmüyorum. Çok derin galiba. Aşırı gergin bir müzik başladı. Gerdi beni. Düşüyoruz. Düşünce ne oluyor? Yamuluyoruz. Evet. Düşünce güzel olmuyormuş. Buradan yani indim. Biri burası arkadaşlar bölgelerin. Tam bölgenin üstündeyiz şu anda. Yeterince yüksekte değilsin. Oha, buraya koymamı bekliyor. Hayır. Niye çöldeki her şey yükseğe bir şey koymamı bekliyor bilmiyorum. Bütün çöl. Alüminyum bulduk bu arada ilk defa. Ve o kadar malzemem yok. Biraz stick, biraz fiberim var. Tahtam bile yok. Nasıl inşa edeceğim oraya? Gecenin köründe burada kaldık. Tahtaları... diye dönüştürebilirim. Bu ne gergin bir müzik ya. Ne kadar yüksekti o? 10 metre en az. Geriliyorum. Oksijenim de bitti. Dertlerimiz var şu anda. Yok, bunlar katiyen dayanmayacak. Tahtadan vesaire yapmam lazım oraya çıkmak için. Patlayacak. Sallanıyor. Sallanıyor. Patladı. Evet. Bu iş böyle olmayacak. Benim şuradaki ağaçları kesmem gerekiyor. Tahtadan yapmam gerekiyor. Ya da taştan yapamam. Çünkü taştan demir etmem lazım. Taştan tezgah da lazım. Bu da yapamam. Sanırım arkadaşlar çöl görevlerine gelmeden önce platform taşıyacağız yanımızda bundan sonra. Çok ağırlar ama çok gergin bir atmosfer. Başka bir fikir gelmiyor aklıma.
Tek attım. Şimdi şurada. Biraz düzelttim inventörümü. Şimdi tahtadan yapabileceğim en azından. Ki bence temelleri de daha kuvvetli oluyor tahtadan yapınca. Hoppa. Neydi o? Bu mu atarlandı? Evcilleştirelim, köpeğimiz olsun bu. Gel oğlum. Bunları yıkıyorum. Bunlarla temel atmamalıyım. Kırıldı o. Gece gece çölde neler yapıyoruz? Tamam, bence o sıfırladı destek şeyini. Öyle olması lazım. Çok yüksekte bu ya. Okey, yine çatlayısı var. Bakayım, sallamaya başladı, kırılacak o. Ben parçalayınca geri alabiliyorum en azından. Ne yapmam bekliyor? Buraya full sütun mu çekmemi bekliyor? Belki bir tane yapsam. Kanadık. Fiber lazım. Ve iki tane yere yapmam gerekecek bunu. Çok kanser bir görev. Buradayız sabaha kadar. Zaten bir olmuş saat. Yani bundan sonra arkadaşlar şeye geldiğimde, şöyle ya da herhangi bir yere göreve geldiğimde yanımda 300 fiber, 300 tahtayla gezeceğim. Hiç umurumda değil ne kadar ağırlık yapıyor. Çünkü bu ikinci şey görevimiz, çöl görevimiz ve ikisinde de tırmandırdı beni. Bir şeyler oluyor. Ah, frostbite yiyorum galiba şu anda. Galiba ilk defa öldük arkadaşlar. Hipotermiye yedim. Çok fazla soğukta kaldığım için. Sıcaklık bandajı var mıydı?
İlk defa öldük oyunda. Çünkü şu anda canım gidiyor. Hiçbir çözümüm yok. Sıcaklık bandajı gibi bir şey vardı. Açmıştık geçen bölüm. Bunlar değil. Diğer bir. Hayır. GG. Hiçbir şey yok aklımda çözebilecek bunu. Suya girdiğim için mi hipotermiye yedim? Geçer. Yok, geçmiyor. Lan hiçbirini yapamam. Ateş yak. Ateş yakabilirsin hançer. Nerede inşaatımız? Ateş yakabilirim. Staminam bile bitti şu anda, takıldı. Çalışmıyor. Bu suyun üstünde. Şu inşaatın oraya gideyim de bari. Tam bir survival'a dönüştü. Crafting, kamp ateşi, taş gerekiyor. Geldi. Daha çok taş gerekiyor. 24 tane gerekiyor. 300 tane aldım. Çünkü %1 ihtimalle her şeyi parçalıyor. 300 taneye ihtiyacım yok. Isındık mı? Isınmam lazım. İşe yaramadı. Isınmam lazım. Hadi oyun. Ateşin yanı... Yes! Yes! Çözdük. Çözdük. Bu kadar taşa ihtiyacım yok. Şimdi bu çılgın projeyi ne yapacağız? Bir de ateşin yayılmaması lazım. Çok ufak bir ihtimalle rüzgarla şeye yayılabilir. Buraya. Ateş. Ne oldu yine? Yine hipotermiye yedim. Bunun yanında durmam gerekiyor. Yaptığımız en zor görev. Rahat. Oksijenim de bitiyor. Hiçbir şekilde hazırlıklı değildik buna. Niye halen canım gidiyorsa? Ona biraz destek oldu şimdi bu. Bu da ona destek oldu. 30 saniye burada beklemem gerekiyor hipotermiyanın geçmesi için. Oksijen ne yapacağız ya? On saniye. Şimdi rampam var. Şey var. Belki biraz daha çıkabilirim yerden aldığım destekle. Geçti hipotermiyo. Yok, pes edeceğim galiba arkadaşlar. Ben bunu yapmayı bilmiyorum. 7 günümüz var. Ben sonra yine geleceğim buraya. Hazırlıklı bir şekilde. Bilmiyorum. Ve acı çekiyoruz şu anda. Çok yüksekte ve yerden deli gibi sütun koyma harici hiçbir fikrim yok. Şu anda çok... Böyle yapacağım. Şimdi bir daha soğukluk kapacağız bu arada. Hipotermiye gideceğiz. Böyle yapacağım. Kendi üstünde yükselen bir kule yapacağım.
Yine çok yüksekte. Evet, pes ediyorum. Seriyi burada bitiriyoruz. Pes ediyorum arkadaşlar. Bu burada duracak fırtına gelmezse kuvvetli bir tane. Ha, oksijen varmış en azından. Yani malzemeyle gelebiliriz ya da ben internetten bakabilirim. Basitçe ne, oraya nasıl ulaşabiliriz? Şuradan belki yol yapabiliriz. Orada bir tepe var. Çünkü çok yüksek ve hiçbir şey görmüyorum. Tepeden yol, köprü çekmemi de istiyor olabilir. Belki o biraz daha mantıklı olur ama şu anda hiçbir şey görmüyoruz. Bakayım. Oradan da çok uzak. Şu sol tarafı kastediyorum. Buradan bir köprü. Mümkün değil. Buradan yükseltmemi istiyor. Ben şurada beklerken bir internetten bakayım arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Derken görüşemedik. Orta seviye rüzgar. Bakalım nasıl bir şeymiş, bunu da hissedelim. Fırtınayı beklerken muhtemelen öleceğiz. Ben de internetten, telefondan göreve bakıyorum. Geosurvey Canyons diye geçiyor. Bunlar ne, halüsinasyon mu görmeye başladım? Kum mu bunlar yoksa? Kesinlikle şey yıkılacak ve öleceğiz. Merdivenle yapın diyorlar internette. Bir saniye, şimdi gördüm. Okey. Öğrendim nasıl yapılıyor. Reddit'te şahane bir arkadaş anlatmış. Şey diyor. Sadece sütun koy üst üste 7 tane. Şöyle. Sonra üstüne platform koy ve merdivenle çıkabilirsin ona gibi bir şey yazmış. Ölüyoruz. Çok üzücü. Çok üzücü ve fast travel hiçbir şeyde yok. Merdiven yapabiliyor muyuz biz? Merdiveni base'de yapabiliyoruz arkadaşlar şeyde. Ney masasıydı? Dekorasyon masası gibi bir şey. Orada yapabiliyoruz. Yani bir sürü sütun koyacağız üst üste ki çok kanser bir görev gerçekten. Onların üstüne bir tane platform koyacağım. Merdiven nasıl çalışıyor bilmiyorum. Bizim base'de pratik yapmamız gerekiyor bence bu görevi yapabilmeden önce. Ve şu anda çok kuvvetlenecek fırtına. Muhtemelen öleceğim ben burada. Ölmüyoruz. Haydi bakalım. Fırtına da şeye gidiyoruz. Mümkün değil ya. Benim şeyi özledim. Çimenleri, gölleri özledim arkadaşlar. Ve daha kutbu keşfetmedik. Burası böyleyse... Bu arada burası kum, çöl, buzul var. Bunların ötesinde bir de oyunda DLC'ler var. Böyle volkanlı yerleri vesaire açıyor DLC'ler. Bir de onları hayal edin. Öldük herhalde. Ölünce cesediniz düşüyor. Bütün eşyalarınızla beraber sonra gelip almanız lazım.
içimde akrep var şu anda. Affetmiyor şey. Armor'ım parçalanıyor şu anda. Sağ üstte uyarılar gelmeye başladı. Bambaşka bir ölüm diyorum. Bölüme dönüştü arkadaşlar oyun. Bence bu bölüm. Birazcık değil, müthiş yıpratıcı oldu. Yani kafama vurdu bu quest. Hayatta kalacağımızı da zannetmiyorum. Şuradan sola dönebilirsem ki yanımda kanyon var. Mağaraya ulaşabileceğim quest'le açtığımız ve kaçabileceğiz buradan. Ama sol tarafta bir geçit henüz göremedim. Çıkabiliyor muyum? Ufak bir sığınak da yapabilirdim bu arada şeyden. Tahtadan. Ama buna karşı ne kadar dayanır bilmiyorum. Sıkıntı değil. Bitmek üzere. Haydi anca dayanabilirsin. Soldan yukarı çıkmam lazım. Muhtemelen bir tane rampa vardır yol üstünde. Evet, çıkıyorum. Evet. Haydi hançer. Yes, şuraya yardırabilirsem kurtuluyoruz. Hiçbir şey gözükmüyor. Buraya insanlar base yapıyor mu acaba? Armor'ım ne alemde? Evet, bayağı yıpranmış, her şey yıpranmış üstümdeki. Sıkıntı yok, tamir çok kolay. Ne bölümdü ya? Hipotermiyayı atlattık. Bunlarla hep yeni karşılaştık açıkçası. Soğuk, hipotermiya. Kum fırtınası. Derken bir şekilde hayatta kaldık arkadaşlar. Ve bunun şerefine bir tane fili indirelim. Kafası değil mi zayıf bölgesi? Ouch. Bazen crit vurmuyor kafasına. Göze falan... Göze vursam olabilir. Evet, gözü galiba zayıf noktası. Bunun şerefine bunu indirebiliriz. Şimdi bence şunu yapmalıyız. Bir, bundan sonra görev alınca ben internetten bakacağım almadan önce. Nasıl yapıyorlar? Ne gerekiyor? Nasıl malzemeler getirmeliyiz yanımızda? Çünkü yapmazsak çölün ortasında ya da karlı dağların ortasında kendimizi bulacağız her seferinde böyle. Ve bizi aşan bir görevle karşı karşıya geleceğiz. Duvarlar niye mavi? Bilmem. Bu ne ya? Çok değişik. Neyse. Hiçbir şeye ihtiyacım yok şu anda. Base'e gitmek istiyorum sadece. Birincisi bu. Ders çıkarmak gerekiyor yaptığımız hatalardan. Quest biraz... Yani biraz çakallık olacak tabii questlere bakmak önceden. Solucanlar var arkamda. Bir fırtına daha mı? Hop, bu bölüm gerçekten... Affedersiniz, ağzımıza sıçtı. Bu ne? Bu taraftaki fırtınaya yakalandım şimdi de. Ah, hipotermiye falan olacağım suya girince. Bu bölüm yok etti bizi. Şurada tahtadan kulübem burada mıydı? Oraya sığınayım 2 saniye. Evet, üşümeye başladı karakter. Demek ki şey, harita bazlı
şeyler çalışıyor. Hava şartları. Çöldeki fırtına ile buradaki fırtına farklı farklı. İkisini de yedik. Neyse, geldik Beyza. Demuç mu yiyorum? Acı çekiyor karakter. Dediğim gibi, önemli olan ders almak. Hata yapacağız, oyunu ilk defa oynuyoruz. İnternetten bakacağım. Çözümüne de bakacağım. Nasıl kule yapıyorlar, nasıl çıkabilirsin oraya. Ve ona uygun bir şekilde daha kolayca yapacağız questleri. Çünkü geçen bölümdekiler zorlamıştı, bir şekilde bulmuştum. Çaresini burada dağ bile yok kenarında. Bildiğin mimari bir şey yapmam gerekiyor. Ayakta durabilen ve kısıtlı malzemeyle. Karakterimiz gitsin şöyle bir terasına otursun. Şey yapsın, kahvesini içsin. Şu fırtınalardan kurtulup. Acı çekti. İkinci şey ise base'de pratiğini yapabiliriz. Mesela o kadar yükseğe nasıl düzgün bir bina yapmalısın? Taştan sütunlarla mı? Tahta yeterli mi? Vesaire. Onların biraz, en azından yüksek yerlere ulaşma konusunda biraz şey yapabiliriz pratik. Acı çekiyor karakterimiz. Ama hayatta kaldık. Önemli olan da bu. Önemli olan bütün zorlukların karşısında çabalayarak hayatta kalmak, öğrenmek ve hayata devam etmek. Geldik Beyza. Çok uzatmayacağım bu bölümü. Burada veda edeceğim. 7 günümüz var bunu yapmak için. 1 günümüz geçti. Ertesi gün yapabileceğiz. Çünkü ben bakacağım çok detaylı bir şekilde. Hatta bir sonraki bölümün başında pratiğini de yapacağız. Merdiven yapacağız. Gerekirse bu işte kolonları falan. Gerekirse değil, hepsini üreteceğiz. Ve gittiğimizde tak 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 bunları koyup hızlıca bitireceğiz quest'i. Hatta yolu da keserim bir sonraki bölüm. Bir daha izlememize gerek yok aynı yolu. Bir fırtınayı daha atlattık. Evim evim, güzel evim ya, ne kadar özledim. Oh. Gerçekten oh. Meşaleler yanıyor bir kısmı. Arkada güneş çıktı. Şuraya oturayım. Ve sizlere veda edeyim arkadaşlar. Mental olarak çok yoruldum ama hallettik bu bölümü. Hayatta kaldık. Amacımız da o. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.